En çok kıyameti ertelerdim onu gördüğüm vakit. Onu gördüğüm vakit dünyada yer kalmazdı hiç kimseye. Özer'in sessizliği kadar benim sessizliğim de o küçücük şehre kibirle yayılırdı. Biz o küçük ilçede kendimize sığınmayı ona bakarken öğrendik. Ona bakmak çaresizliğe bakmaktı. Çocuklar hoşlanmadığı bir ailenin evine gitmek istemezler. Bizim üstümüzde direnenlerin yaptığı huysuzluklar eksik olmazdı. Bunu kimseye anlatamıyorduk. En çok da gölgemizden kurtulmak için döndüğümüz köşeler aklımda benim. Özer'i üniversiteden sonra kilo almış, saçları dökülmüş şekilde görünce şaşırmıştım. Üstelik gülerken aniden ciddileşmeye başlamıştı. Bizim Özer'le hikayemiz en çok o pastanede başladı. Dünyanın en uzak pastanesiydi orası. 2 yıl gidip gelmeme rağmen adını öğrenemediğim, iyi bir rüya gibi ortalıkta gezinen kız ise dünyanın bize en uzak kızıydı. Pastaneye her gidişimizde olmadığını bilerek Türk kahvesi isterdik ondan. Kahveyi sevdiğim söylenemez. Hatta hiç sevmem. Ben kahveyi en çok falcıların yalanlarına ve evlenememiş kızlara yakıştırırım. Ama dedim ya, iyi bir rüya gibi ortalıkta salınan kız en çok kahve istediğimizde masamızın yanında dururdu. Sipariş verdiğimizde hemen getirirdi. Başımızın dönmesi için yerine dönmeye başlaması yeterliydi. Bu pastane yolun karşısındaydı. Zaten o küçük şehirde 2 pastane vardı, ikisi de yolun karşısındaydı. Adı Helen miydi, Rojin mi, Hülya mı, Elizabeth mi bilmiyorum. Orada çalışmaya başladığından beri o pastane yolun hep karşısında kaldı. Tabelası reklamcıların elinden çıkmış birkaç yerden biriydi orası. Devlet dairesine girerken efendisinin önüne çıkmış gibi saygıda hiç kusur etmeyen adamların ne için orada olduğunu anlamadığı, Özer ve benim ise beynimizi hayret olan bir yer. Kaç masası, kaç sandalyesi, kaç kül tablosu olduğunu saymak aklımıza gelmedi. Ne zaman o pastaneye gitsek, patrona en uzak masaya otururduk. Çünkü her şeyin bittiği yerde o çoğalıyordu. Ne zaman pastaneye gitsek, onun gelmesini beklerken gazete okur gibi yapardık. Ben Özer'e fark ettirmeden aklımdan birçok konuşma başlatıyor, o masaya doğru yaklaşınca hiçbirini ona yakıştıramayıp hepsini unutuyordum. Türk kahvesi var mı acaba? Yok ama patronuma söyleyeyim. Malzemesini alırsa yaparım. Sessizlik. Pek yapmasını bilmiyorum ama öğrenirim. Sessizlik. Çok zor değil sanırım. Biraz su, biraz kahve. Ama cezve de yok ki. Sessizlik. Siparişimizi getirir getirmez yerine dönüp dışarıyı seyreden kızın cevapları kahve istediğimizde uzuyor, bitmiyordu hemen. Zaten ben kahve istemesem Özer hemen kulağıma fısıldıyordu. Türk kahvesi var mı? Gözleri, o Kürt gözleri kahve kokardı. Elleri, o Kürt elleri orta şekerli, bol köpüklü. Başka masalarda oturan ve sabah akşam alacakları emekli ikramiyesini şimdiden hesaplamaya başlayan, hepsi öğretmen ama hiçbiri tok olmayan arkadaşlarımız söze dalardı. Okulda kahve yapılmasını da biz öğretelim bari. Ne şekersiz kalırdı o sözler bir bilselerdi. Tekrar tekrar okuduğumuz gazete sayfaları bitip, tekrar tekrar içtiğimiz çaylar artık adisyona sığmayınca, o gelirdi boş bardakları masamızdan toplamak için. Hemen gidesimiz gelirdi. Çünkü bu gidiş yeniden pastaneye gelmemize sebep olacağı için bana da Özer'e de dayanılmaz çekici gelirdi. O küçük,
O her yerden uzak şehri boydan boya gezip saatlerin geçtiğini sanarak tekrar pastaneye dönerdik. Aynı masa, aynı gazetenin aynı sayfaları. Masamıza yine gelirdi. Kızaran yüzümü heyecandan titreyen ellerimle kapatmaya çalışırken o masamızın yanında biraz daha kalsın diye daha çok soru sorar, daha çok kahve ister, daha çok utanırdım. Gazeteye başımı gömerken yine Türk kahvesi isterdik. Ya Özer ya da ben. Hastaneden ayrılırken bizi yolcu ederdi. Patronun cezve alsın demeyi her zaman unuturdum. Günler geçtikçe cezveye de patronuna da düşman olmuştuk. Türk kahvesinden çok Kürt kızının orada beklemesini seviyordum. Olmayan kahvenin kokusunun birkaç soru cevap arasında bana, sana ve dünyaya sinmesini seviyordum. Hiç içemedik o kahveyi. Ne karşılıklı ne de senin elinden. Ama sen Kürt kızı, Türk kahvesi koktukça tüm farklılıklar orta şekerli. Tüm pastaneler yolun karşısı. Ama sen Kürt kızı, Türk kahvesi koktukça tüm farklılıklar orta şekerli. Tüm pastaneler yolun karşısı.